Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte oksijenli solunum üzerine konuşacağız. Konunun en böyle e, can alıcı noktası diyebilirim değerli dostlar. Çünkü oksijenli solunum temelinde oksijensiz solunumu da barındıracak. Yani bir sonraki parçada ise oksijensiz solunumu konuşmuş olacağız. Bundan dolayı da dikkatle dinlemenizi önemli rica edeceğim. Elimden geldiğince çize çize anlatmaya çalışacağım. İşte Krebs döngüsünü, ETS'yi. Ee, elimden geldiğince iyi bir iş çıkartmaya çalışacağım biliyorsunuz en sevdiğim konu zaten Hadi gelin bakalım başlayalım o zaman dersimize Şimdi oksijenli solunum diyeceğiz ama oksijenli solunumun hemen yan tarafına ben bir tane boşluk çakacağım değerli dostlar Neden çakacağımı da söyleyeyim çünkü bu konuyu çizerek anlatmak daha mantıklı oluyor Şöyle silelim ve bir tane Krebs döngüsünü çizmiş olacağım Şuraya bir tane boşluk çaktım Şimdi bakın ben size başlangıçta niye anlatmıştım? Glikoz demiştim değil mi? Glikoz. Glikozdan ne meydana gelecekti abi? Pirüvik asit meydana gelecekti veyahut da piruvat gelecekti değil mi? Piruvat meydana gelecekti. Bu 6 karbonluydu. Bu da 3 karbonluydu ama 2 tane piruvat meydana gelmiş olacaktı. Şimdi oksijenli solunumda bu var mı? Elbette var. Hem oksijenli solunumda var, hem oksijensiz solunumda var, hem de hücresel solunum olmamasına rağmen fermantasyonun da ortaktı. Bundan sonraki aşamada ise privatın kaderi ne yapacaktır? Belirlenmeye başlayacak. Pürüvat 3 karbonlu bir vatandaşımızdı. Ve arkadaşlar bu arada konuyu anlatırken her zaman 2 tane molekülü kullanmış olacağım. Yani 2 pürüvat başına anlatmış olacağım. Tek pürüvatı anlatmayacağım. 2 pürüvatı anlatacağım bilginiz olsun. Bu vatandaş ne yapacaktır arkadaşlar? Bir başka vatandaşa ne yapacak? Dönüşmüş olacaktır. Burada 3 karbonlu pürüvat 2 tane asetil koa'ya dönüşür. Asetil neymiş? Koa. Asetil koa yalnız iki karbonludur. İki karbonluysa eğer ki hatırlayın bir önceki dersimde demiştim ben size. Karbon eksilmesi yaşanıyorsa eğer ki o zaman ne çıkış olacaktır? karbondioksi çıkış olacaktır. İki tane karbondioksi çıktı. Çünkü iki tane tepkimeye giren piruvatım olduğu için. Akabinde yine natlarımız bizim vardı ya glikolizde indirgen hani. Aynı şekilde natlar da ne yapacaktır? İndirgenmiş olacaktır. O zaman iki tane de not ne yapmış oldu? İndirgenmiş oldu. Olay bu. Bu kısım burada. Peki bu kısım nerede gerçekleşiyor? Pürüvat ökaryotlardan bahsediyorum. Prokaryotlarda stoplazma kısmına gerçekleşiyor. Ama ökaryotlar benim için önemli. ÖSYM ökaryotları soruyor çünkü. Pürüvat bu reaksiyonu gerçekleştirirken pürüvat direkt olarak mitokondriye giriş yapar. Mitokondrinin matriksinde bu olay gerçekleşir. Mitokondrinin neresinde? Matriksinde. Pürüvat bakın giriyor, girdikten sonra astrikoya dönüşüyor. Dönüşme reaksiyonu nerede gerçekleşiyormuş? Mitokondrinin matriksinde gerçekleşiyormuş. Bu iki karbonlu iki tane astrikoamız arkadaşlar. Mitokondrinin matriksinde bulunan dört karbonlu oksalo, oksalo, Asetik asitle birleşecektir. Şu 4 karbonlu. Yine iki tane mi var bundan? Elbette iki tane var. Çünkü e, ikisini de karşılaması gerekiyor. O zaman şununla şu birleşecek. 2 karbonlu bir vatandaşım var. Bir de 4 karbonlu vatandaşım var. Topla yap abi. 6 karbonlu bir arkadaşımız açığa çıkacaktır. O 6 karbonlu arkadaşımız kim? Bunu bu arada şöyle yazayım. Şöyle iki dakika hemen bir silelim. Bunu bu arada nereye yazalım? Siyahla yazalım. 6 karbonlu bir arkadaşımız var. O da sitrik asit. Yine iki tane mi? Evet iki tane. Şimdi sitrik asit Krebs döngüsünün ilk elemanıdır. Bu yüzden Krebs döngüsünü Hans Krebs bulmuştur bu arada. Bu yüzden soy ismi verilmiştir Krebs döngüsüne. Ancak akademik kaynaklarda aynı zamanda bu döngüye sitrik asit döngüsü denir. Çünkü tepkimenin ilk başladan kimdir? Sitrik asitti bundan dolayı. 6 karbonlu sitik asitle muhabbet başlar. 6 karbonlu sitik asitten ben ne yaparım? Bir tane karbon eksiltirim abi. 5 karbonlu bir arkadaşım oluşur. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil. Şöyle ne yapıyoruz? Yıldız çekiyoruz buraya. Tamam Eskiden veriyorduk. Şimdi veremiyoruz. Sonrasında 4 karbonlu başka bir arkadaşımız oluşur buradan. İsmi lazım değil. Yıldız çaktım yine buraya. Bu kısma kadar bir şeye dikkat etmeniz lazım. 6 karbondan 5 karbonlu bir arkadaşımız oluşuyorsa eğer ki bir karbon azalıyor mu azalıyor. O zaman ne olacaktı? Karbondioksit çıkışı olacaktır. Kaç tane? Tepkime başına 2 tane piruvat girdiğine göre 2 tane karbondioksit açığa çıkmış olacaktır. Aynı şekilde burada Başka bir reaksiyon dizisi daha gerçekleşir. Nat rahat durmaz ve nat yine ne yapacaktır? indirgenmiş olacaktır. Yine iki tane piruvat tepkimeye girdiği için ve iki tane asetik oluştuğu için hepsinden yine iki tane alacağım ve iki tane de nat ne yapmış oldu? indirgenmiş oldu. Devam ediyorum. 5'ten 4'e düşmüşüm. Yine ne yaptım? Karbon eksilmesi yaşadım. Yine iki tane karbon dioksit çıkacaktır. Ve yine iki tane de nat ne yapacaktır? indirgenmeye devam edecektir. Not arka arkaya indirgendiği için ya ben birazcık durayım diyecek. Birazdan indirgenmeyi bırakacak. Bir süreliğine tabii ki. 4 karbonlu ismi lazım olmayan arkadaştan yine 4 karbonlu ismi lazım olmayan başka bir arkadaş oluşur. Daha sonrasında yine 4 karbonlu ismi lazım olmayan başka bir arkadaş daha oluşur. Ve en son ise tekrardan ne oluşur burada? Oxaloastik asit tekrardan meydana gelir. Peki başka ne oluyor burada? Başka şu oluyor. 4 karbondan 4 karbonlu başka bir arkadaşımız oluşurken ben size fondonun başlangıcında Krebs döngüsünde substratüde fosforilasyon gerçekleşiyor demiştim. İşte bu reaksiyon dizisi meydana geliyor. İki tane de ATP elde ediyorum. Hangi yolla? SDF yani substratüde fosforilasyonla elde ediyorum. Burada herhangi bir şekilde NAT indirgenmesi söz konusu değil. NAT dinleniyor şu an çünkü. 4'ten 4'e gideceğim tekrardan. Burada ise herhangi bir karbon eksilmesi var mı? Yok. Herhangi bir karbon eksilmesi olmadığından dolayı bir karbondioksit çıkışı meydana gelmeyecek. Bakın iki basam da meydana gelmedi. Ama ve lakin NAD'ın oğlu olan FAT var. Flavin adenin dinitliotit diye geçer bu. Yine e, koenzimdir bu da yani vitamin türevidir. Bu da ne yapacaktı? İndirgenecekti yine. Yani iki tane FAT H2 diye yazılır. Bu FADH2 indirgenmiş olacaktır. Niye iki tane peki? Çünkü tepkiminin başında iki 2 alacağını söylemiştim. Devam ediyorum. NAT yeterince dinlendi. Dinlendikten sonrasında yine bu basamakta ne yapacaktır? NAT devreye girecektir. Ve en son indirgenen NAT'lar da burada gel alacaktır. Olay bu. Biz bu döngüye Krebs döngüsü diyoruz. Hans Krebs bulduğu için Krebs döngüsü diye adlandırılıyor. Bu döngüde bilmen gereken temel noktalar şunlar. Şuraya bir tane yıldız çaktım. Bu döngüde dikkat edersen natlar indirgeniyor. Kaç tane nat indirgeniyor? 2 burada, 2 burada, 2 de burada. 6 tane nat indirgendi. Devam ediyorum. Karbondioksit çıkışı görülüyor bu tepkimede. Kaç tane? 2, 4 tane. 4 tane karbondioksit. Kaç tane olduğunu sormazlar fakat karbondioksit çıkışı okumadığını sorarlar. ATP elde edelim. 2 tane. 2 ATP. Bunu SDF yoluyla elde ettiğimi bileceksin ve bu reaksiyon dizisinin mitokondrinin matriksinde gerçekleştiğini mutlaka bileceksin. 2022 ayeti de sordu. Peki bu tepkimede enzimler görev alıyor mu? Elbette. Sıcaklıktan etkilerin bu tepkime elbette. O zaman bu tepkimenin her basamağında enzimler görev alacaktır. Aynı şekilde enzimler hem glikoliz reaksiyonlarında hem fermentasyonda hem oksijenli solunumun Krebs döngüsünde hem oksijensiz solunumda her zaman ama her zaman görev alacaktır. Bu yüzden tepkimenin tamamı yani burada bahsettiğim tepkimenin tamamı sıcaklıktan etkilenecektir. O zaman enzimler görev alacak. Görev alır yazıyorum. Peki bu tepkime de su açığa çıkışı giriş çıkışı var mı? Var. Su giriş çıkışı giriş ve çıkışı söz konusudur diyeceğim. Olay bu. Bununla alakalı muhabbetim bu. Yani Krebs döngüsünün aşağı yukarı muhabbeti bu diyebiliriz arkadaşlar. Birazdan ne yapacağım? Aşama aşama okumaya geçeceğim. Fakat en azından bir hani e, kitabınızda vesaire bulunsun diye elinizin altında bulunsun diye ben ne yaptım bunu çizmiş oldum. Bakalım şimdi. Glikolize kadar olan kısım ortak yani glikozdan pirovata kadar olan kısım zaten bulunmakta. İki tane pirovat oluştuğunu unutmuyorsun veyahut da pirovik asit. İlk basamakta pirovat iki karbonlu aktif bir bileşik olan asitik koa'ya dönüşüyor. Bahsettim. İkinci aşamada asetil 4 karbonlu oksidoastik asitle birleşiyor. Bu mitokondrinin matriksinden geliyor. Ve 6 karbonlu sitik asit oluşuyor. Krebs başlıyor. Krebs de nat ve fat ne yapıyor? Hidrojen olarak da indirgeniyor. Üçüncü basamakta nat ve fat aldıkları hidrojenle mitokondrinin iç sarını yüzeyindeki ETS manlarını aktaracaktır. Ve hidrojen fırlatacaktır. Sonuçta birazdan anlatacağım ATP sentez aracılığı ATP üretilecektir. Yani şunu demeye çalışıyor. Şurada bulunan NAT'lar ve burada bulunan hatta şunu da yazalım. FAD'ı yazmamışız buraya. İki tane de fada 2 oluşuyor. Şurada bulunan e, NAT'lar ve burada bulunan fatlar arkadaşlar. Bakın hidrojen bakımından zengin olduğu için bu hidrojenlerden sonrasında ETS döneminde ne yapacağız arkadaşlar? Biz ATP elde etmiş olacağız. Burada bunları indirgemenin amacı ne olacaktır? ATP üretmek olacaktır elbette. Nerede? ETS'de elektron taşıma sisteminde. Bakın şuraya baktığınız zaman glikozdan 2 tane pivot elde ettim. 2 tane astrikoa elde ettim. Krebs döngüsünde 6 tane nataş açığa çıktı ve 2 tane fadaş iki açığa çıktı. ETS'ye geçtim ve ATP ürettim. Bakın şu kısımdaki natların indirgenmesi, bu kısımdaki yine natların indirgenmesi, bu kısımdaki natların ve fatların indirgenmesi yardımıyla buradaki hidrojenle ETS'ye göndereceğim ben ve elektron akışı yardımıyla ne üreteceğim? ATP elde etmiş olacağım. Yani burada adam size sorarsa eğer ki ya kardeş glikolizde oksijenli sonunda işte Krebs döngüsünde benim burada natları ve fatları indirgememiz sebebi nedir? Kardeşim elektron akışı sağlayaraktan ATP üretmek olacak. Tamam mı? Olay bu. Devam. Peki bu ara nerede gerçekleşiyor? Yani ökaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Prokaryotlarda nerede gerçekleşiyor? Ve yine sorabileceği yerlerden bir tanesi. Stoplazma kısmında glikoliz gerçekleşebilir ve fermentasyon gerçekleşebilir. Ökaryotlardan bahsediyorum. Prokaryotlarda stoplazmada glikoliz, fermentasyon, astil, koa çevrimi ve krebs döngüsü gerçekleşebiliyor. Bazı kaynaklarda bu krebs döngüsünü e, şeyde, plazma zarının iç yüzeyinde yazıyor. Çok karıştırmayın onu. Siz stoplazma diye bilin. Yeterli. Mitokondride ise biliyorsunuz ki matriks kısmı vardı. Bir de krista kısmı vardı. Matriks kısmı neydi arkadaşlar? sıvı kısmı değil mi? Krista kısmı neydi? Kıvrımlı bir yapı sergiliyordu. Nerede anlattık biz bunu? Birinci kitabımızda organellerde anlattık. Matrix kısmında astripoya dönüşüm gerçekleşir ve Krebs döngüsü gerçekleşir. Aynı zamanda burada SDF yardımıyla ATP sentezi yapabilirim ben. Krista kısmında ise yani kıvrımlı kısımda ise ETS gerçekleşecek. Plazma zarının iç yüzeyi. Plazma zarı demek ne demektir arkadaşlar? Hücre zarının iç yüzeyinde ise elektron taşıma sistemi gerçekleşecek. Yani ETS gerçekleşecek kimde? Prokaryotlarda. Ne yok burada? Mezozom yok. Mezozom denilen ifade kaldırıldı. Mezozom diye bir ifade yok. Tamam mı? Unutmuyorsun. Kaynaklarla denk gelebilirsin. Yani soru bankanın denk gelebilirsin. onlar da inşallah zamanla güncellenecektir diye ümit ediyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum konuyla alakalı. Bilginiz olsun. Mezozom kavramı kalktı. Plazma zarının iç yüzeyi veyahut da hücre zarının iç yüzeyi diyoruz. Mitokondri çift zarlı olduğunu biliyorsun. Mitokondri üç alıyordu. Mitokondrinin kristası vardı kıvrımlı kısım. Matrix kısmı vardı sıvı kısım. Bir de zarlı arası bölgesi bulunmakta. İç ve dış zarlı arasında kalan yer. Nasıl çizeriz bunu peki? Şöyle çizeriz abi. Şunu sileyim hemen ben, ben buradan? Bakın şöyle bir tane dış zar. Şöyle bir tane iç sağ. Şöyle bir tane aşağıya bir tane daha vatandaş çizelim. Şu kısım ne olacak abi? Şu kısım dış sağ olacak. Dış. Şu kısım ne olacaktır? İç sağ olacaktır. Şimdi bakın dış sarla iç sar arasında kalan maviye boyamış olduğum bölge ne olacak peki? Zarlar arası, zarlar arası bölge olacak. Şu kısım ne olacak peki? mitokondrinin sıvı kısmı yani matriks kısmı olacaktı. E hocam şey nerede? Krista nerede? Krista ise şunun üzerine yerleşmiş şekilde kırımlı bir yapıdır. Yani iç sayı üzerine yerleşmiştir. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? Krista demiş olalım. Okey mi? Bence okey. Bunu anlatmıştım zaten birinci kitapta. Şimdi sıraya tekrardan bir kere daha bakalım iyice otursun. Benim amacım o iyice oturması. Pluvattan asitli koya dönüşüm. Privat kaç karbonlu? 3 karbonlu. Asitli kaç karbonlu? 2 karbonlu. Karbon sayısı önemli. Niye sürekli karbon sayısını söylediğim, söyleyeyim tekrardan? Adamların kaç karbonlu olduğunu bilirsen karbondioksit çıkışını ezberlemek zorunda kalmazsın. Karbondioksit düşüşü yani karbon düşüşü olduğunu bilirsen eğer ki karbondioksit de çıkar olarak tanırsın. Bilgin olsun. Privat'ı yıkma işlemini gerçekleştirecek enzimler mitokondriye alıyor. Bu sebeple Privat mitokondri içerisine giriyor bahsetmiştim. Bu olay mitokondrinin neresinde gerçekleşecek? Matriksinde. Bak krista yazarlar düşersin. Boşu boşuna yani gider sonra. Fat demiştik. flavin adenin dinikliyotit arkadaşlar. B2 vitamini ve boflavin türevidir. Yani bir koenzimdir arkadaşlar. Fat, fadaşikiye, 2'ye krebste ne yapacaktır? İndirgenmiş olacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi anlatmış olduğum muhabbetin kitabınızda gördüğünüz üzere zaten şeması mevcut. Ama ben yine de bir kere daha bahsedeyim. 2 tane astrikoa 2 karbonlu vatandaşım reaksiyona giriyor ve oksaloasetik asitle birleşiyor. 2 tane sitrik asit oluşuyor 6 karbonlu. 6 karbondan 5 karbonluya düşüş yaşıyorum. Bu yüzden karbon eksilmesi olduğu için 2 tane karbondioksit açığa çıkıyor. Natlar indirgeniyor. 5'ten 4'e geçiş yapıyorum. 2 tane karbondioksit açığa çıkıyor. Çünkü karbon eksilmesi yaşamışım ve natlar indirgeniyor. 4'ten 4'e geçiş yaptım. Bakın dikkat ederseniz 4'ten 4'e geçiş yaparken ATP sentezi söz konusu. Biz bunu substrat ve fosforilasyonla gerçekleştiriyoruz. 4'ten 4'e geçiş yaptım. FAT indirgendi bu sefer. En son ise 4'ten tekrardan asitik asite geçiş yaptım. Ve NADlar ne yapmış oldu? İndirgenmiş oldu. Krebs de NADH, FADH2, ATP, karbondioksit açığa çıkar. Ve su giriş çıkışları da söz konusudur. Tekrarlayalım. Nadaş ve fath NTS ile aktılması ATP kaynağıydı. Şimdi sırayla aşamalara ne yapacağız? Bakmış olacağız. Şimdi can cihazım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bak. Bu şekil önemli şekillerden bir tanesi. Bu şekil normal bir kitaptan, görselden alıntı değil. Ben bunu kendi elimle çizdim ve dijital ortama aktardım. Şimdi bakın. Mitokondrinin bir dış sarı bulunmakta, mitokondrinin dış sarı var gördüğünüz üzere, mitokondrinin iç sarı bulunmakta, mitokondrinin iç sarının altında kalan kısım matrix, biz buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıvı kısım diyeceğiz ve dış sarı ile iç sarı arasında kalan kısmı ise zarlar arası boşluk diyeceğiz. Şimdi olay nerede gerçekleşiyor? Olay matrix ile zarlar arası boşluk arasında gerçekleşiyor. Neden? O ona elektron fırlatıyor, o ondan elektron alıyor gibi düşün. Tamam mı olay? Ve iç üzerinde 1, 2, 3, 4 ile numaralandırmış olduğu ETS elemanları yer alıyor. Tamam mı? ETS elemanları. Bunlar durmadan elektron fırlatacaklar birbirlerine. Bak şurada NAT görüyorsun. Burada FAD'ı görüyorsun. Görüyorsun değil mi bunların hepsini? Bu vatandaşlar niye var burada? Ya kardeşim glikolizden, krepsten, işte pilovatın asitli kuali çevriminden elde etmiş olduğun hidrojenleri buraya salacak bu adamlar. Salmak için bulunmakta burada. Dolayısıyla ne olacaktır? Bunlar elektron taşıma sistemine geleceklerdir. Ve bunlar hidrojenleri ne yapacaklardır? Salmaya başlayacaklardır. Bak ne yazıyor altta. Dikkat! Önemli. Bunu bilirsen eğer ki soru kaçırmazsın. Bak bunu bilirsen soru kaçırmazsın. Mitokondri ve kloroplastlarda aynı mantığı fotosentezide anlatacağım. Kloroplastlar için de ETS geçerli olacak. ETS yardımıyla ATP sentezlemesi kemiozmotik görüşte adlandırılır. Bu bazen kemiozmotik teori diye geçiyor. Bazı yerde kemozmotik hipotez diye geçiyor. Adamın ne halt yediği belli değil. O yüzden kemozmotik görüş diye yazmışlar en sonunda. Bu görüşe göre mitokondri ve klovoplastada elektron taşıma sistemi protonlara mitokondri matriksi ve kloroplastın stromasından hatırla ben yine birinci kitabımda anlatmıştım bunu. Kloroplastın stroması ne olacaktı? Mitokondrin matriksi de eş değerdi. Niye eş değerdi? Çünkü kloroplastın stroması da ne olacaktır? Sıvı kısım olacaktır. Yani kloroplastın sıvısı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla eş değerdir bunlar. Elektron enerjisi yardımıyla zarurlu arası bölge ve trikoid boşluklara pompalar diyor. Mitokondaki zarlı arası bölge ve kloroplastın trikoid boşluklarında biriken protonlar ATP sentez kanallarından dikkat difüzyonla matriks ve stromaya geri döner. Bu sırada ATP sentezlenir. Bak bu cümle sana soru çözdür. Niye biliyor musun? Anlatacağım şimdi. Baba diyor ki adam sana. Şurada diyor. Şurada diyor. Deli gibi diyor. Hidrojen birikir diyor. Bu hidrojenler diyor. bir Birikince diyor. Matrix'te diyor. Ben bunları diyor. Şu tarafa doğru diyor. Ne yaparım diyor. Atarım diyor. Fırlatırım diyor. Bu taraf ne abi? Zarlar arası boşluk. Şimdi bak. Matrix'te yer alan... Elektron taşıyıcıları, elektron elemanları, elektron taşıma sistemindeki elemanlar yani nataşlar işte fataşlar bu matriksteki hidrojenleri hidrojenlerle beraber elektronları ne yapacaklardı? Bu tarafa doğru atacaklardı. Yani hidrojenler ne yapacaklar arkadaşlar? Burada birikecekler. Zarlı arası bölge diyecek ki mitokonda diyecek bak ben senden daha fazla üstünüm. Çok fazla miktarda hidrojene sahibim diyecek. Matrix diyecek ki lan ben verdim onları sana diyecek. Sen onlara bakalım geri gönder bakalım bana diyecek. Şimdi Orada ne olacak peki? Şimdi burada dikkat et. Burada deri gibi hidrojen birikti değil mi? Atıyorum burada 100 birim hidrojen biriksin. 100 birim. Burada ise 5 birim olmuş olsun. Tamam mı? Matrix diyecek ki lan ben 5 birimim sen 100 birimsin diyecek. Aldıklarını geri gönder diyecek. Zarlar arası boşlukta diyecek ki tamam abi göndereyim sıkıntı yok. Ama bana ne vereceksin abi? Karşılığında bir mekanizma üzerinden bunu geçirmemi sağlayacaksın diyecek. O mekanizma ne peki? O mekanizma ATP sentaz denilen mekanizma. ATP sentaz denilen bir kompleks iki alt birimden meydana gelir. Vermeyeceğim tabii ki. Bu ATP sentaz nerede yer almakta? Dikkat ederseniz mitokondrinin iç zar sisteminde yer almakta. Mitokondrinin iç zar sistemine yerleşen ATP sentaz şuradaki zarlar arası boşluktaki hidrojenleri alıp arkadaşlar nereye doğru geçirecektir? Matrix kısmına geçirmiş olacaktır. Bu işlem gerçekleştirirken hidrojenleri alıyor ve ne yapıyor? Bu tarafa geçiriyor. Tekrardan buraya ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojenleri geçiriyor. Aynı zamanda hidrojenler geçerken de ATP ne yapacaktır burada? Üretilmiş olacaktır. Yani ATP sentaz vasıtasıyla ne yapacaktır? ATP üretilecektir. Peki soru. Adam sana derse ki Kardeş zarlı arası boşluktan matriks ATP sentazla geçme işlemi aktif taşıma ile yapılır yanlış alacaksın. Neyle yapılıyordu? Difizyonla yapılıyor. Niye difizyonla yapılıyor? Yavrum burası 100 birim burası 5 birim. Çoktan aza doğru bir geçiş söz konusu. Adam küçük zaten niye bunu aktif taşımayla yaparsın? Neyle yapman lazım? Difizyonla yapman gerekiyor. Difizyonla. Değil mi? Birinci kitapta anlatmıştık biz bunu. Difizyonla gerçekleşecek. Madde var elinde. Bu maddeyi çoktan aza doğru geçiriyorsun. Difüzyonla yapmaz mısın? Bunu yaparsın elbette. O zaman bu reaksiyon dizisi difüzyonla gerçekleşecek. Şimdi, şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Adam sana aşamaları sorarsa, derse ki kardeş buradaki aşamalar nasıl gerçekleşiyor? Bir diyeceksin. Kardeşim burada Matrix'te neler toplanacak? Hidrojenler ne yapacaktır? Toplanacak. Toplandıktan sonrasında ne yapacaktır? Matrix'ten zarlar boşluğa fırlatılacak. Fırlatıldıktan sonrasında ne olacak? ATP sentaz vasıtasıyla hidrojenler zarlar boşluktan matrix'e difizyonla geçecek. Unutmuyorsun. Geldiği yere geri dönüyor tekrardan. Tamam. Olay bu idi. Şimdi şöyle bir şey yapalım hemen. Şimdi sırayla ise ne yapacağız arkadaşlar? Şu aşamalara bakacağız. Kitabımızda yazan. ETS yamanlarının NADH ve FADH2 molekülünün getirdiği elektronları ne yapacaktır? Alacaktır. NADH'ın elektronları 1 numaralı komplekse, FADH2'nin ise 2 numaralı komplekse aktarılır. Kaç numaralı komplekse aktarıldığı önemli değil. Sadece aktarıldığı bir yeterli. Daha sonra 3 ve 4 numaralı komplekse aktarılır. En sonunda ise su çıkışı görülür. Bakın şu kısmı bir temizlersem eğer ki hatta şöyle bir toptan götüreyim bunu. Bakın. Şurada elektron taşıma elemanları mesela Nadaş ne yapmış? 1'e aktarmış. İşte Fadaş 2 ne yapmış? 2'ye aktarmış. Tamam mı? Bunlar aktarım gerçekleştiriliyor. Her aktarım gerçekleştiğinde şurası ne yapıyor abi? Hidrojen dolmaya başlıyor. Bu hidrojenler dolduktan sonrasında ise ne yapacaktır? Bu taraftan arkadaşlar ne yapacak? Hidrojen geçmiş olacak. En sonunda ise su sentezlenmiş olacak. Peki bu reaksiyon dizisi nasıl olacak? Hemen onu da ne yapacağız? Çizeceğiz tabii ki değil mi? Çizmeden olmaz cancağızım. Çizmeden olmaz. Bedava ekmek yok. Şimdi hemen onu da bakalım bir. Daha net anlamamız açısından. Bakın. Elektron taşıma sistemi elemanları merdiven sistemi gibidir. Tamam mı? Merdiven sistemi. Böyle merdiven şeklinde ne yapmışlardı? Sıralanmışlardı. Bu merdivenin en son noktasında ise oksijen yer alır. Tamam mı? Oksijen. Şimdi elektron taşıma sistemi elemanlarını ben burada tabii ki isim vermeyeceğim. Diyeceğim ki A diyeceğim, B diyeceğim, işte C diyeceğim, D diyeceğim, E diyeceğim, F diyeceğim. Şimdi bu arkadaşımız ne yapacaktır arkadaşlar? Elektronu ne yapacak? Buraya fırlatacaktı. Elektronu fırlatacak. Bu bu tarafa fırlatacak elektronunu. Bu bu tarafa fırlatacak elektronunu. Böyle böyle ne yapacaktır? Reaksiyon dizisi gerçekleşmiş olacaktır. İşte bu A B C D E F diye yazdığım şeyler 1 2 3 4 numaralı vatandaşlardır aslında bakarsanız. Bunlar elektronları fırlattıkça burası hidrojen dolmaya ne yapacaktı? Başlayacaktı. Peki. Bu elektronları en son kim alacaktı? Oksijen çok fazla elektronegatif olan bir vatandaştır. Elektronegatiflik nedir arkadaşlar? Elektron alma isteği fazla olan, elektrona aşık olan bir vatandaştır. Dolayısıyla en son ise son elektron alıcısı ne olacaktır arkadaşlar burada? Oksijen olacaktır. Yani oksijen tüm elektronları ne yapacak? Üzerinde toplamış olacaktır. Oksijen son elektron alıcısı olduğundan dolayı oksijenli sonunda son elektron alıcısını sorarsa size ÖSYM oksijen diyeceksiniz elbette. Peki bu reaksiyon dizisi tamamlandıktan sonrasında bakın şu tepkime gerçekleşiyor ve olay sonunda ise ne açığa çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Yani bu reaksiyon dizisi tamamlandığında her şey yapıldığında 32 ATP açığa çıktığında arkadaşlar ne açığa çıkacakmış? Su açığa çıkacakmış bir de bilginiz olsun. Peki neden su açığa çıkıyor? Yavrum sen Oksijenle son tepkimesini yaz bakayım bir. C6, H12O6 artı 6 tane oksijen 6 karbondioksit artı 6 tane de su artı 32 ATP. Bak ne açığa çıkarttım burada? Su da açığa çıkarttım. Aha da bu su buradan geliyor işte. Tamam Adam size bir de şunu sorabilir. Der ki oksijen eyvallah son elektron alıcısıdır. Kardeşim peki bu taraftan bu tarafa doğru gittikçe elektronlarını yaptı Üstüne topladı bir sıkıntı yok burada. Ama aşağıya doğru indikçe yani bu tepkime ilerledikçe elektronların enerjisi ne olacaktı peki? E kullanıyorum ben sürekli buradaki elektronları ne yapacaktı elektron enerjisi? Azalmış olacaktı. Yani elektronların elektronların enerjisi de enerjisi oksijene doğru ne yapacak? Azalır diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Tamam hani belki ütopik bir şey sorar diye bunu da vermiş oldum. Olay bu. Tamam. Bunu konuştuk zaten. Şimdi gelelim şuna. Bakın tabii tamamen anlatmayacağım burada ama birazcık değineceğim sadece. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar şu kısmı hatta böleyim ben burada. Şu kısmı böleyim ben buradan. Bakın böldüm. Şu kısmı mitokondri bu kısmı ise ne? Kloroplast. Mitokondri ne vardı abi? İç sahibi bulunmaktaydı. Matriksimiz bulunmaktaydı. Kloroplastta ise değerli dostlar ne bulunacaktır? Matriksin yerine ne olacaktır? Stroma olacaktır. İç zar yerine ne olacaktır? Tilakoid zar bulunacaktır. Yine bakın zarlar arası boşlukta bulunmakta. Bak aynı şeyi anlatıyorum tamamen. Burada hidrojen yoğunluğu fazla mı? Fazla. Aynı şekilde stromada da hidrojen yoğunluğu fazla olacak mı? Olacak. Neden? Çünkü elektron taşıma sistemi elemanları ne yapıyor? ilk olaraktan hidrojenleri nereye pompalıyor? Matrix'e pompalamış oluyor. Ve hatta diğer eşleneği, kloroplastaki eşleneği ne olacaktır bunun? Stroma olmuş olacaktır. Bunlar deli gibi burada hidrojen var. Bunları nereye pompalayacağım ben kardeşim? Zarlar arası boşluğa pompalamış olacağım. Bunun kloroplastaki ismi ise trakoid boşluk diye adlandırılır. Peki difüzyon yardımıyla ne olacaktır? Bunlar ATP sentazdan geçeceklerdir ve ATP üretmiş olacağım ben bunu. Bakın difüzyonla gerçekleşiyor bu reaksiyon dizisi. Unutmuyorsunuz tamam mı? Bir tanesinde zarlar arası boşlukta bir tanesinde ise trilokoid boşlukta bulunmuş olacaktır. Ve buradan tekrardan bir tanesinde matrikse geçecektir. Bir tanesinde ise stromaya geri dönmüş olacaktır. İkisinde de geriye dönme işlemi neyle gerçekleşecek? Difizyonla gerçekleşecek. Tamam mı? Aktif taşıma yok burada. İkisinde de ATP sentaz var mı? Elbette var. Hesaplama işlemlerini kaldırdı. Fakat biz bir nataç için 2.5 atp alıyoruz yani mesela adam sana derse ki kardeşim ben işte sana karşılığında atp vereceğim. Ben bir para bozduracağım tamam mı işte. Yanında 50 dolar olduğunu düşün. 50 dolar varsa eğer ki yanında sen ne yapacaksın kardeşim bunu bozduracaksın. Kaçla çarpıyorsun işte Türkiye için 18.5 ile çarpıyorsun. 18.6 ile çarpıyorsun. Bu da aynı şeyin naci versiyonundan bahsediyorum. 1000 nataş için ne yapacağım arkadaşlar 2.5 ATP alacağım. Yani elinde 10 tane daş varsa eğer ki ne yapacaksın bunu 2.5 ile çarpacaksın. Ve 25 ATP ne yapacaksın elde etmiş olacaksın. Elinde atıyorum 10 tane fadaşiki varsa... Bunda ne Bir çarpacakmışsın? 1.5 ATP'ye çarpacakmışsın. 15 ATP elde etmiş olacaksın. Olay bu. Tamam. Yalnız bizim şurada C6H12O6 artı 6 tane oksijen, 6 karbondioksit artı 6 tane su artı 32 ATP elde etmiştik ya. Şu 32 ATP her zaman 32 ATP çıkmayabiliyor. İskelet kası ve beyinde 30 ATP elde ederken böbrek ve kalpte ise 32 ATP elde etmiş oluyor. Bu mekik sistemleri denilen ATP'nin farklı kullanılma yollarından dolayı bu farklılık oluşuyor. ÖSYM bunu daha önce sordu. Dedi ki iskelet kaslarında 30 ATP elde ederken böbrekte ve kalpte 32 ATP elde ediyor. Bunun sebebi nedir? Kullanılan mekik sistemlerinden dolayı. Size tabii ki mekik sistemi diye sormaz yani mekik sistemi olarak vermez onu. Ama şu şekilde sorar. ATP'nin farklı kullanım yollarından dolayı şeklinde alacaksınız. Yani burada iskelet kası ve beyin daha fazla ATP harcıyor ki bana daha az ATP kazandırmış oluyor. Diğeri ise daha fazla ATP kazandırmış oluyor. Tamam olay bu. Glikolizden elektronlar direkt ETS gitmiyor. Önce Krebs aşaması gerçekleşiyor. Bu yüzden fermantasyona daha az enerji üretiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar da var. Mesela zannediyor ki, diyelim ki mesela glikoz var. Tamam mı şurada? Şurada pürüvat elde ettim. Tamam mı pürüvat? Şimdi burada natlar ne yapmıştı? İndirgenmişti. Adam direkt olaraktan bunun ETS'ye gittiğini düşünüyor. Hayır. Bundan sonrasında Krebs döngüsü gerçekleşecek. Bundan sonrasında ETS'ye gittiğinde bu NAT'ları kullanabileceğim. Yani burada indirgenen NAT'ları anında ne yapamıyorum? Şu reaksiyon dizisinde glikolizle indirgenen NAT'ları ne yapamıyorum? Direkt olaraktan paraya çeviremiyorum. Paraya çevirmem için önce Krebs döngüsünün ne yapması lazım? Gerçekleşiyor olması lazım. Bilginiz olsun. Fermentasyona daha az enerji üretiliyor. Biliyorsun ki neden? Glikozu daha az parçalıyorum çünkü. Glikozu daha az parçaladığım için ne olacaktır? Daha az enerji elde edeceğim. Elektron taşıma sistemi de yok fermantasyonda. Glikoliz, Krebs, ETS'de tüm basamaklarda enzimler görev alır. Bu tepkimeler sıcaktan etkilenir. Çıkmış bir sınav sorusudur. ÖSYM sormuştur. Dikkat etmekte fayda var. Bakterilerde glikoliz ve krebs reaksiyonları sitoplazmada, ETS elemanları ise hücre zar kıvrımlarında bulunuyor. Hücre zar kıvrımlarında mezozom yok. Evet bir sonraki parçada ise oksijensiz solunuma geçiş yapacağım. Oksijensiz solunumu ayrı bir parça halinde anlatacağım çünkü önemli bir kavram. Son yıllarda biliyorsunuz ki oldukça gündemde olan bir kavram. Bir sonraki parçada bunu konuşmuş olacağız. Şimdilik hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.